Gelelim biraz TES konuşalım. Çünkü dünkü toplantıda bir tespitiniz vardı. Ben onu çok beğendim. Buradan da paylaşayım. Yani siz de devam edin. Peki. Diyorsunuz ki TES evet tamamlayıcı emeklilik sistemi ama bu siyaset üstü bir konu olmalı. Ben hem ona devam edersen ama ben şunu soruyorum. Biz TES'i tamamlayıcı emeklilik sistemi konuşuyoruz da ortada bir tamamlayıcı emeklilik sistemi var mı? Evet. Şimdi şöyle ortada tamamlayıcı emeklilik sisteminin nasıl olacağına ilgili gelmiş bir sonuç var mı? Cevap evet değil. Ama tamamlayıcı emeklilik sisteminin bu ülke için kurulması gerektiğine yönelik bir çalışma, bir görüş alışverişi var mı? Var. Bunun orta vadeli plana yansıtılarak kamu siyasi irade olarak yansımış olması bir gerçek mi? Evet doğrudur. Ancak ben dünkü hani söylemlerime referans gösterdiğiniz için oradan bir alayım konuyu. Üç boyutu var, hep onu söylüyorum. Bir tanesi ülkemizin gerçeği. Yani ülkemiz şu anda demografik bir dönüşümden, değişimden evet. geçtiğini tüm dünya hep konuşuyoruz. Ya, dünya da böyle. Şimdi şöyleydik yalnız. Tüm dünyada mesela ne diyorduk? İşte Avrupa'daki ülkelere bakın, onlar yaşlanıyor. Biz genç bir nüfusuz. Evet. Biz işte büyümeye devam ediyor. Biz şimdi artık diyelim. Bitti. Türkiye'de o yolu, o patikaya girmiş durumda. Bugün doğurganlık şeyinin rasyosunun 1.6'lara geldiğini görüyoruz ki bir ülkenin nüfusunun aynı kalabilmesi için 2'nin üstünde olması doğurganlık gerekiyor. Şeyi doğurganlık. Yani biz bu şekilde gidersek Avrupa ülkeleri gibi nüfusunun artık büyümediği, aksine küçüldüğü bir trende girmiş olacağız. Bu birinci gerçeğimiz. Bir ikincisi de ne mutlu ki yaşlanıyoruz. Toplam nüfusumuzun içinde 10 milyonu geçen 65 yaş üstü yaşlılarımız var. Ve o yaşlılarımız artık 75-80 yaşına kadar yaşayacaklar. Onların emeklilik döneminin idamesi var. Ama sosyal güvenlik sisteminin dengesine baktığınızda hepimizin bildiği... Her yıl bütçeden açık veriyor. Açık veriyor ve emekli sayısı artarken istihdamdaki artışın istediğimiz kadar olmaması nedeniyle prim ödeyenlerin sayısı artmıyor. Şimdi gözüken o ki hem demografik değişim hem sosyal güvenlik sisteminin şu anda dengesizliği bizi tamamlayıcı emeklilik sistemi gibi ikinci katman özel sektörün yöneteceği bir emeklilik reformuna ihtiyaç gösteriyor. Yalnız şimdi onu söyleyeceğim, siyasi ve kamu iradesinin bizlerle birlikte toplumun da olurunu alarak kurması gereken, geleceği kurtarmak açısından kurması gereken bir sistemden bahsediyoruz. Hmm. Ve bu siyaset üstü bir mutabakatla olması gerekiyor. Dün de söylediğim oydu. Niye bunu söylüyorum? Çünkü eğer biz siyasetin o tartışmaların içinde tamamlayıcı emeklilik sisteminde yer almasına yol açarsak, engelleyemezsek o zaman işin içine popülizm giriyor ve işin doğruları tartışılmamaya başlanıyor. Kıdem tazminatı konuşuluyor. Emeklilerin, bunların hepsi gerçektir. Emeklilerin bugün bile zaten emekli maaşlarının var olan basit hayatlarını idame ettirememeleri gibi konular gündeme geliyor. Evet. O zaman olayın yani tamamlayıcı emeklilik sisteminin olması gerektiği konusunun gerçek tartışılması gerektiği noktadan başka yere gitmesine yol açıyor. İşte mesela bugün işveren katkısız bir bireysel emeklilik tamamlayıcı emeklilik sistemi olamaz diyoruz. O zaman işverenler diyor ki bir dakika ya ben bugünü bile yüküm çok diyor. Şimdi öyle bakıldığı zaman ben de diyorum ki kimsenin lobisinin etkisinde olmadığı açık konuşacağım burada. Toplumun bir dakika ya şimdi bu nereden çıktı zaten benim cüzdanımda buna ayıracak payım yok dediği bir noktada hep birlikte muhalefetiyle, iktidarıyla, kamusuyla, özel sektörüyle, sendikalarla haklısınız dün onu da bahsetmiştik. Topluma bakın olması gereken budur deyip el sıkıştığımız ve seçimlerde en ufak bir şekilde bunu konuşmadığımız bir mutabakata ihtiyacımız var. Peki, yoksa gitmemiz çok kolay gözükmüyor. Bu